Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma yâbi bikum Rabbi levlâ duâukum. Yani ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Mealindeki ayetin beş nüktesini dinle. Birinci nükte, dua bir sırr-ı ubudiyettir. Yani ubudiyetin, kulluğun azim büyük bir sırrı. Şimdi dua etmeden, tesbihat yapmadan, şu namazı kılıp koşarcasına, kaçarcasına camileri terk eden insanların manevi mahrumiyetini düşünmek lazım. Şimdi Üstad Hazretleri son seyahatinde Urfa'ya giderken namaz kılmış abiler, beraberlik abiler. Fakat bir an evvel İşte o resmi zevatın tasavvuf ve tahakkümünden kurtulup yani varmak istiyorlar hedefledikleri yere. Tesbihatınızı yaptınız mı demiş lütfen. Efendim işte şöyle böyle tesbihatınızı yapıyorum. Yani o kadar ağır ve azim şerait içinde dahi tesbihatın tehirini iptali kesinlikle kabul etmiyor, tokatı patlatmışlar. Dua bir sırr-ı azim ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir. Birinci nevi dua istidat lisanıyladır. İstidat lisanıyla. Bütün hububat, tohumlar lisanı istidat ile Fatır-ı Hakim'e dua ederler ki senin nukuş esmanı, senin esma-i ilahi nukuşunu yani nakşını mufassal göstermek, mufassal yani tafsili bir surette göstermek için bize neşvinema ver. Küçük hakikatımızı sümbülle ve ağacın büyük hakikatına çevir. Ne yapıyor? Böyle değil mi? Mesela o bir kavun, bir karpuz düşünün böyle hep bir şey diyor. Ne yapıyor? İcabında bir kavak ağacı da olsa ona tırmanıp gidiyor. Küçük hakikatımızı sümbülle ağacın büyük hakikatına çevirir. Hem şu istidat lisanıyla dua, lisan-ı istidat ile dua nevinden birisi de şudur ki esbabın ihtimali sebeplerin ihtimali bir araya gelmesi, müsebbedin yani neticenin icadına bir duadır. Yani esbab bir vaziyet alır. Ki o vaziyet bir lisan-ı hal hükmüne geçer. Şimdi bir tohumun etrafında diyor üstadımız, hava, su, ziya, toprak. Mesela bunlar olmazsa mesela o tohumun sümbüllenmesi mümkün değil. Şimdi hava, su, ziya, toprak bir tohum etrafında bir vaziyet marziye alır. Derler ki ya Halik'im bu tohumu sümbülle. Demek onların bir tesiri yok. Ama onların içtimağı gerekiyor. O tohumu sümbülleyen ilahi kudret. Yani oradan emir geliyor. Aşılama ol emri geliyor ve onlar sümbülleniyor. Evet. Esbab bir vaziyet alır. O vaziyet bir lisan-ı hal hükmüne geçer. Doktora gidiyorsunuz, ilaç veriyor, tetkikat yaptırıyor, şu vesaire filan. Neticede tabii doktor Allah razı olsun demek lazım. Yani onda bir emeği var da. Ama hastalıkları diyor biz verdiğimiz gibi şifayı da biz veriyoruz diyor. Değil mi Cenab-ı Hak? Hep onun hazinesinden çıkıyor. Ya Şafi, Şafi hakiki orada tecelli etmese İnsan bir ilaç da ise artık vakit ve saat gelmeden şifa bulması mümkün değil. Evet. Müsebbibi, yani neticeleri Kadir-i Zülcelal'den dua eder neticeleri. Mesela su, hararet, toprak, ziya, bir çekirdek, bak buradaymış o dediğimiz, bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisan-ı duadır ki bu çekirdeği ağaç yap ya Halık'ımız derler.
bu çekirdeği ağaça. Şimdi tevhid hakikatının en mühim unsuru buymuş. Yani sebebe tesir hakiki vermemek fakat ona da müracaat etmek. İnsanlar için sebeplere müracaat etmek vacipmiş insanlar için. Fakat peygamberlerin sebebe müracaat etme şeyleri yokmuş. Hakları yokmuş. Onlara yasak edilmiş. Onlar çünkü neden? Vahiy ilahiyle hareket ettikleri için. Yani sebeplere müracaat etmiş şey yok. Onlara verilmiş. Ama bize verilmiş. Mesela bir peygamber ilahi bir emir almadan memleketini terk edemiyor. Bak terk eden Yunus Aleyhisselam gibi denize atılıyor. Kaderi ilahi işte mesela gelmiş bir gemiye binmiş, gemi yürümüyor. Yürümeyince demiş bir uğursuzluk var. Ve neticede kaptan kumra çekiyor. Yunus Aleyhisselam'a isabet ediyor. Denize atıyorlar. Fakat kaptan da biliyormuş o peygamberdir. Fakat demiş ki bir peygamberin uğursuz olması mümkün değil. Yani onun izinsiz çıktığının farkında değil. Ve atmışlar. Neticede işte malum mesele meydana. Bir de bu 33. sözün 28. penceresinde Üstad Hazretleri bunu söylüyor. Diyor ki en harika bir sebep aslında bak şurada bak şunu bir cümlecik var bunu yerinde okuyorum da yani itikadımıza halel gelmemesi lazım. Zaaf gelmemesi lazım. İtikadımızı ne yapmamız lazım? Yani iyi muhafaza etmemiz lazım şeyden, sıkıntılardan. Şimdi kainattan esbab ve müsebbaba, sebepler ve neticeleri. Görülen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki en âlâ bir sebep, en âli bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek sebepler bir perdedir. Müsebbepleri yapan, yani neticeleri yapan başkadır. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insanın başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Görüyoruz ki öyle cami bir kitap, belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşt hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor. Cami bir kitap, değil mi? Hardal küçüklüğündeki bir kuvvecikte bakın bu kitap yazılıyor. Bir kütüphane hükmünde. Şimdi tabii sebep kuvve-i hafıza. Yeri belli, konumu belli. Fakat müsebbet netice bir kütüphane hükmünde oraya bir yazı yazılması. Mesela 100 sene yaşamış adam hakikaten bir ayaklı kütüphane gibi düşünün ve ne okuduysa unutmamış, müthiş bir hafıza kuvveti sabahlara kadar anlatsa usanıyor ve bir teyit gibi, bir fotokopi makinesi gibi adam şey diyor, yani başına gelenleri anlatıyor. Acaba şu mucize-i kudrete hangi sebep gösterilebilir? Telafifi dimağiye mi? Yani telafifi dimağiye. Basit, şuursuz, hüceyrat zerralarını, tesadüf rüzgarlarını. Halbuki o mucize-i sanat, o sanat mucizesi öyle bir zatın sanatı olabilir ki, beşerin haşirde neşredilecek büyük defteri amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsa edilip, yani yazılıp, aklının eline verecek bir saniye hakimin sanatı olabilir. İşte beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, çekirdekleri. Şimdi yumurtaya bakıyorlar, bu işin üretimleri. Orada bir embriyon var mı yok mu ona bakıyor, tohum. O varsa koyuyor onu. Eskiden tavan altına koyarlardı, şimdi makinelere koyuyorlar. Ama öyle bir kontrolden geçiyor o yumurtalar. Başka türlü orada civciv çıkması mümkün değil. Nasıl mı? Şimdi ama o yumurtanın içine baktığınız zaman tavus kuşunun güzelliği orada görünmüyor. Deniz horozunun ibikleri de görünmüyor.
Yani çıktığı zaman görüyorsunuz ki burada bir harika sanat var yani. Şimdi sebep bir yumurta, müsebbep bir tavus kuşu netice, değil mi? Ya. İşte üstadımız bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken o diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeri ahvaline bakmamak lazım. Birden şimdi niye binip diyor? Refrefe binip Cebrail'i arkasına alıp Kab-ı Kavsiye'ne giden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakmak lazımdır. Bakmazsa hata eder diyor. İtikadı zarif olur. Yani değil. Yoksa o da üşümüş. Sipere girmiş. Zırh girmiş. Ben de sizin gibi beşerim demiş. Ama o şahsiyeti manevi, muhammedi ayrı bir konu yani. Ya. Mesela insan da şimdi 116 elementten ibaret diyorlar. Maddi olarak. Ama insanın bir de manevi mahiyeti var. Bakın o mahiyetine baktığınız zaman insanın güzelliği şey oluyor, ortaya çıkıyor. Değil mi hocam? Ne diyor? Sübhaneke ma'arifnâke hakka ma'rifetike ya ma'arif. Bunun manasını bir lütfesen söyleyeyim. Seni takdis ederim ki layık-ı vecihiyle seni tanıyamadık. Bir hakkın, evet. Marifetine yakışır bir marifetle seni tanıyamadık. Evet. İşte yani manevi, manevi üstad mesela bak 23. söz bu manevi mahiyetini ifade ediyor üstad şeyin, insanın. Yani buraya baktığınız zaman insan yüceliyor. Aslında edna bir kederle başı dönen küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan terbiye-i Kur'aniye ile ne kadar feali ediyor. Edna bir kederle başı dönüyor. Edna bir keder. Basit. Değil mi? Evet. Şimdi nasıl ki müsebbetteki harika sanat bir güzel gül çiçeği, bir tavus kuşu değil mi? Emsali. Natımızda gelirse. Harika sanat ve tezyinat sebebi azledip müsebbül esbab olan vacibül vücuda işaret eder. Müsebbül esbab yani bütün böyle neticelere halk eden vacibül vücuda işaret eder. Ve ileyhi yürcevül emru küllühü. Bunun manası ne hocam? Bütün işler Allah'a döner. Evet, bütün işler Allah'a döner. Yani. Şimdi bakın, defaatle belki bunları okuyoruz, okuduk. Ama her okuduğumuzda imanımızın tazelendiğini hissetmemiz lazım. Bütün duygu ve düşünce dünyamızın farklılaştığını, alışımını hakikaten bir huzur bulduğumuzu, huzuru tamme sahip olduğumuzu, bir itminan-ı ruh içine girdiğimizi hissettiğimiz anda buradan ders almış oluyoruz. Yoksa başka türlü eksiktir o ders diyoruz da. Eksik olur. Evet. Yani evet. Esbabın ihtimali müsebbibin icadına bir duadır. Evet. Dükkanınızı açmazsanız kazanç elde etmeniz mümkün. Yani o kapı açılması gerekiyor. Evet. Yani sebepler bir vaziyet alır ki o vaziyet bir lisan-ı hal hükmüne geçer. Ve müsebbibi Kadir-i Zülcelal'den dua eder isterler. Neticeleri Cenab-ı Hak'tan dua eder, isterler. Mesela su, hararet, toprak, ziya bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisan-ı duadır. Bu çekirdeği ağaç yap, ya Halık'ımız derler. Çünkü o mucize-i harikayı kudret olan ağaç, o şuursuz, cami, basit maddelere havale edilmez. Havalesi muhaldir. Demek içtimai esbab sebeplerin bir araya gelmesi bir nevi duadır. Bir nevi duadır. O duayı yapmamız lazım. Bu tarlanın sürülmesi lazım. Bu toprağın kazılması lazım. Değil mi? Ondan sonra o tarla mesela o etmezler. Ama tohumu atarsınız, tohum hiç çimlenmez. Niye? Yağmur yağmamıştır, kurur. 944'te böyle bir kuturuk olmuş. Bütün böyle tarlada tohumlar çürümüş, tutmuş. Yani yağmur yağmadığı için bütün dünya kasıp kavrulmuş o kıtlıkla, 944 kıtlığı. İkinci nevi dua, ihtiyacı fıtri lisanıyladır ki bütün zihayatların, bütün hayat sahiplerinin iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hacetlerinin ve matlaplarının ummadıkları yerde vakti münasipte onlara vermek için Halık Rahim'den
bir nevi duadır. Çünkü iktidar ve ihtiyarları haricinde bilmedikleri yerden vakti münasipte onlara bir hakimi rahim gönderiyor. Elleri yetişmiyor. Demek o insan dua neticesidir. İktidar ve ihtiyarları haricinde bilmedikleri yerden vakti münasipte. Bir gün bana dediler ki Bitlistav sen bir ziyaretçin var. Gittim. Bir köy hocası olduğunu söyledim. Zaten hiç görmemişim. Bizimle de daha böyle hiçbir münasebeti yok. Başında böyle bir kavuğu var. Dedi ki Rahim Bey dedi, sizin dedi hapse düştüğünüzü duyduk. Ben falan köy imamıyım dedi. Aklımda kalmadı dedi. Bu. Bizim köy çok dağınık bir yerdi dedi. Biraz da yani oran iradı da yok dedi böyle şey olarak. Böyle özür bir adetti falan. Elinde bir beyaz torba var. Dedi ki sana dedi birazcık tandır ekmeğiyle otlu peyniri götürdüm dedi. Yani kusura bakmazsanız bunu hediye olarak ediyorum. Ama hiç olmadı bize. Çünkü öyle berbat bir yerde ki dağın tepesinde bir hapishane. Oradaki askerlere rica ediyorum. Bazı şeyler aldırıyorum. Hiç Bitlis'te nur talebesi de yok o zaman. Hiç kimse yok yani. Tatvan'dan birkaç arkadaş geliyor. İşte ara sıra da Van'dan geliyorlar filan. Şimdi yani hakikaten bak ne diyorsan ummadığı bir yerden vakti münasipte onlara bir hakim-i rahim gönderiyor. Sizin ihtiyacınızı, talep ettiklerinizi, rızkınızı. Evet, elleri yetişmiyor demek o ihsan dua neticesidir. Elhasıl bütün kainattan dergâh-ı ilahiye çıkan bir duadır. Esbab olanlar, sebep olanlar, neticeleri Allah'tan ister. Sebep olanlar, neticeleri Allah'tan ister. Yani bütün mevcudat kendi lisan-ı mahsusuyla, lisan-ı haliyle Cenab-ı Hak'tan idame-i hayatları için onlar da dua ediyorlar arkadaşlar. Değil mi? Yani bunu tabii insanlar kalp gözüyle ancak görebilir, kalp kulağıyla ancak işledir. Ama ve innin şeyin illahi sebbuhu bihamdi, değil mi? Bu ayet-i kerimenin delalet ettiği manayla biz bunu idrak ediyoruz. Bize verdiği ders de Kur'an-ı Hakim. Ama onu mesela bir ehli kapsat duyuyor ama biz de Kur'an-ı Nisan'dan anlıyoruz ki bu ağaç da bir dua ediyor. Bu hayvan da bir dua ediyor, değil mi? Efendim her şey. Üçüncü nevi dua ihtiyaç dairesinde olanların duasıdır ki bu da iki kısımdır. Eğer ızdırar derecesine gelse, yani buzlar kalsa, hani Üstadın Mesne-i Nuriyet'e buna bir misal var değil mi Hacı Yusuf? Hatırlıyor musun o misali? Mesela fırtınalı bir denizde diyor, kırık bir tahta parçası hükmünde, tahta parçası üstünde bir aşınımı muzdar bir adamın duası hürmetine o denizin şiddeti, fırtınaları sükunete erer diyor. Ama şimdi kırık bir tahta üstüne kalmışsın, her tarafta öyle. Esbos sükut etmiş falan. Ya Rabbi sana söylüyorum diyorsun, bir anda duruyor değil mi? İşte böyle bir fırtınalı denizde bir veli, işte gemideymiş de bir veli güzel. Demişler ki, Koca Efendi demiş ki, Efendi Hazretleri dua etsinse bak batacağız çok zor durumdayız falan. Demiş ki ben fil eti yemem demiş. Başka bir şey demiyormuş. Derken sahile vurmuş gemi, neyse bunlar güç böyle kurtulmuşlar. O sırada bir fil yavrusu geçiyormuş, onu tutup kesmişler böyle, biryan yapıp yemişler. Ondan sonra herkes yemiş, bu yememiş. Sonra anne fili gelmiş, hortumunu uzatmış oradaki adamları. Kimin ağzında yavrusunun kokusu var, almış tekrisinin altına, basmış sopayı bunlara. Anlaşılmıyor. Sonra buna gelmiş, bunun ağzından hiçbir koku yok, bu sabıkasız. Böyle çökmüş, bindirmiş sırtına, en kısa böyle bir yerleşim bölgesi neresi oraya alıp götürmüş. Demiş ki abi böyle işin anlayışını rast etmişsin. Şimdi o biliyor yani aslında başına geleceği biliyor. Fakat öbürlerine de ikaz ediyor ama anlamıyorlar onlar yani. Ben fileti yemem diyor yani
Şimdi onun anası çıkar gelmiş hemen kokusunu almış o ateşte, tanışmıyor mu? Ve cezasını vermiş onlara. Evet. Demek ki eğer ızdırar derecesine gelse veya ihtiyacı diye tam münasebetler ise, fıtri olan ihtiyaca, lisan-ı istidada yakınlaşmış ise veya safi, halis, kalbin lisanıyla ise ekseriyet mutlaka ile makbuldür. Yani. Şimdi tabii, çünkü tabi'in azim imamlarından Hasan Basri Hazretleri buyurmuş ki, ben sizin duanızın kabul edilip edilmediğini bilmiyorum. Fakat öyle bir zaman gelecek, dua etmeyi de bilemeyeceksiniz demiş. Dua etmek de bir sanat tabi değil mi? Bak üstad onu öğretiyor. Ne diyor? Önce diyor ki, estağfurullah demek. Yani böyle temizlenmek lazım. Sonra salavat-ı şerife götürmek. Kur'an ve hadisteki böyle çok meşhur dualarla dua etmek. Sonunda yine salavat-ı şerife ile şeklinde. Aslında bitirmek. İşte duanın makbulüymüş. Başta salavat, önce istiğfar, sonra salavat. Ortasında anlaşılır mı? Kur'an ve hadiste geçen dualar, yani ancak bu suretle o dua kabule karim oluyor. Makbuliyet kesbediyor yani. Evet. Dua, terakkiyat-ı beşeriyenin kısmı azamı ve keşfiyatları bir nevi dua neticesidir. Ne yapıyor? Edison diyor ki, ya bu ampulü bulmak için bütün dikkatini bu noktaya şey yapmış, tercih etmiş. Ondan sonra bununla ilgili bir belgesel göstermişler. 40 sene önce bu TRT 1 televizyonda hiç unutmuyor. Tam aklımda kalmadı da. Böyle işte çeşitli katlar var. Kimyasal, ne diyorlar o kimyasal şeylere, terkiplere karşısında? Hani muhtelif. Karışım. Ha karışım ha. Mesela karışımlar var. Ya hoca biliyor sen bilmiyor ya. Aslında. Bak o medresede okumuş sen mektepte. Ama liseyi de bitirdi. Veteriner fakültesini kazandı gitmedi yani. Ha o zaman başka. Ben dedim yani yoksa dedim yani. Yani sıradan bir hoca değil. Ha. Ondan sonra. Şimdi ayakkabısıyla girip yatıyor yatağına. Aklı fikret orada. Sonra bir ara aklımda kaldı mı öyle yanlış kalmamış inşallah. Ayağı bir kaba takıldı o kaptaki şey, o kimyasal karışım. Bir başka kaba döküldü adam otladı oraya yani buldum dedi. Meseleyi çözdü yani. Şimdi bak ne diyoruz da terakkiyat-ı beşeriyenin kısmı azamı, keşfiyatları bir nevi doğa neticesi. Onunla yatıyor, onunla kalkıyor adam. Yani bütün şeyi kilitlenmiş, bu manaya kilitlenmiş yani. İstidat lisanı oluyor değil mi? İstidat tabii ya, istidat. Bütün istidatlarını oraya... Oraya tecih ediyor yani. Buna üstad, şimdi icat demiyor, icat kelimesini yasak etmiş, keşfiyat diyor. İcat hiçten yoktan icat etmek. O, mesela şimdi... Allah'a mahsus bir özellik. Mesela şimdi bu elektrik değil mi? Yani bu dünyada mevcut bu güç. Ama bunu insanlar bulup çıkarıyor değil mi? Ne yapmış o çekim kanunu bulan kimdi? Newton. Yok. Arşimet değil mi? Arşimet. Fırlamış çıkmış hani banyodan. Arşimet. O suyun kaldırma kanunu bulan Arşimet. Arşimet. Fakat şey Newton. Newton. Şimdi mesela adam ne yapıyor? Dua ediyor, istiyor. Hakikaten bu terakkiyat-ı beşeriye bu suretle ne yapıyor? Üstad da Sünahat Risalesi'nde diyor ki bu terakkiyat-ı beşeriye insanın zaaf, bu asırdaki insanların zaaf vazine hürmeten Cenab-ı Hak bu dahi insanlar onu ihsan etmiş. Yoksa şimdi 3 saatte hicrede gidiyor. Eskiden 3 ayda gidiyorlarmış. Dövüş kavga yok. Anlaşıldı mı? Bir bizzat anlatmıştı sonunda da benim dedem bir 3 ayda gitmiş 20 küsur takunya istetmiş dedi. Yani artık takunya sıcak ya. Ve ayakkabı giymesi mümkün değil. Takunya ile hani yürümüşler veya hayvanla gitmişler. Şimdi adam tayyareyle gidiyor, azıcık öte git desene yine dövüş çıkartıyor. Niye dövüş çıkartıyor? Çünkü insanla metabolizma hemen değişiyormuş o ekvatora inince. Tabi birdenbire müthiş bir tahavülat oluyor. Bunun neticesinde asabiyet meydana geliyor. Anlaşılır mı?
birbirine bir çay, bir bardak çay vermiş de kızmış, ben seni içerim, bana lazım değil, atmış o otobüsün içinden camından. Yani adam haçta bu kavgayı ediyor yani. Tabii bir de uçak olmadı. Demişim dedemi gitsin. Demişim dedem. Ya. Terapiyat-ı beşeriyenin kısmı azamı ve keşfiyatları bir nevi dua neticesidir. Havarık-ı medeniyet dedikleri şeyler, medeniyet harikası dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar iftihar zannettikleri emirler manevi bir dua neticesidir. Halis bir lisan-ı istidad ile istenilmiş, sizin dediğiniz gibi halis bir lisan-ı istidad ile istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı istidad ile lisan-ı ihtiyacı fıtri olan dualar dahi bir mani olmazsa, şerait dahilinde ise daima makbuldür. Lisan-ı istidad, daima makbuldür. Değil mi? Kavun çekirdeğini yapıyorsun, kavun hemen ne oluyor? Aklıma tevellüt ediyor. İkinci kısım meşhur duadır. O da iki nevidir. Biri fiili, biri kavli. Fiili dua. Doktora gitmek, ilaç almak. Fiili dua. Diğeri kavli, lisan ile yapılan dua. Mesela çift sürmek fiili bir duadır. Rızkı topraktan değil, belki toprak hazine-i rahmetin bir kapısıdır ki, rahmetin kapısı olan toprağı sabanla çalar. Sair kısımların tafsilatını tay edip geçip, yalnız kavli duanın bir iki sırlarını gelecek 2-3 nüktede söyleyeceğiz. Kavli dua. Sen Hacı Fatih, böyle sabahleyin böyle elini dergâh-ı ilahi kaldırıp dua ettiğin zaman asgari kaç dakika elin havada kalıyor? Böyle yarım saat, 45 dakika falan çıkıyor. 5 dakika, 5 saniye. Niye? Saniye olur mu böyle bir aşkımıza? Duanın tesiri azimdir. Hususen dua, külliyet kesbederek devam etse, netice vermesi galip. Külliyet nasıl oluyor? Ha, nasıl külliyet kesbediyor? Şimdi, şu, işte bizim üstad, mütekellim mal gayesi gayesi diyor ya işte, yani bendeviyiniz biz değiliz. Mesela sen diyorsun ki, ya Rabbi, bizi, kardeşlerimizi, anladın mı, cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Bak bu külliyet kesbediyor. Yani sonra hep bütün kardeşler öyle deyince ha, diyor, herkes de öyle diyor. Yani bir insan 40 bin dille meleke gibi dua etmiş gibi külliyet kesbeder. Onun için şimdi bizim Hamit Hoca nerede? Van Hamit Hoca, üstadın talebesi. Ya bu üstadlar Allah razı olsun. Babamıza dua etmeyi unuttuk. Babamızdan evvel kardeşlerimiz aklımıza geliyor derdi. Alışılır mı? Niye? İşte öyle alışmışız ya. Yani. Ya Rabbi bizi diyoruz. Bizi. Yani bizi. Buna Arapçada, hocam ne demek bu? Mütekellim mal gayr istigası. Mütekellim mal gayr cemaatten oluşur. Cemaatten oluşur. Evet, bir toplumu biz manasına geliyor. Biz manasına. Mütekellim vahlehu enel manasına, ben yalnız. Ben, yalnız demek, beni muhafaza et demek başka, kabir azabında bizi demek başka. İşte burada külliyet kesbediyor. Değil mi? Bir de bir ehli tasavvuf aynen şöyle dedi de, dedi ustad dedi, biz dedi böyle mesela 10 bin tane evlat çektiriyoruz. Mesela evet. Müritlerimize diyorsun günde 10 bin tane evlat çekiliyor. Ustad dedi hani bütün ilimler böyle kısalttığı gibi evladı da kısaltmış. Elfu elfu diyor zaten bitiriyor gidiyor diye bizi. Biz sayıyor sayıyor elfu elfu deyince zaten bir alel-i zerrat-ı kainat diyor yine bitiriyor diyor. Böyle. Bunlar da çok ciddi şeyler değil mi? Abi? Sırlar yani. Çok ciddi sırlar. Şimdi bir gün Hamit Hoca demiş ki, Van Müftüsü Seyit Salih Efendi, Arvasiler'de Seyit Salih Efendi ne yapıyor Hamit Hoca demiş. Üstadım ben geldiğimde o Hicaz'a gitmiştim. Çabirim olmadı yani. Yolcu ettik. Ben de bu tarafa geldim. Tüsbhan Allah demiş. Ben demiş, bu sabah duamda onun envat silsilesinde gördüm Hamit. Üstadım ben gittiğimde Hicaz'da görmemişti demiş. Şimdi ben de bir sabahleyin kalktığımda ihvetü ihvan dediğim zaman iki tane daire gözümün önünde tecelli ediyor. Birisi hayatta olan muhtelebeleri, diğeri vefat etmiş muhtelebeleri. Ben onu envaz silsilesinde gördüm demiş. Şimdi dönmüş Van'a, döner dönmez oradan bir telgraf gelmiş.
Medine-i Münevvere'den. Demişler ki Seyyid Salih Efendi Allah'ın rahmetine kavuştu. Bak üstad o telgrafı Ahmet Hoca'dan önce almış yani. Yani ona haber oluyor işte. Cenab-ı Hak onu haberdar ediyor yani bir şey oluyor. E tabi bakın ben diyor selam verdiğim zaman buyurmuş. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah dediğim zaman sağ tarafına bütün Enbiya'lara, aslında bütün Resullere selam veriyor. Sol tarafına selam verdiğim zaman bütün Enbiya'lara selam veriyor. Bakın hepsini ne yapıyor? Yani selamı ihate ettiği ifade etmiş yani. Yani külliyet kesmeden ibadetler bunlar, şu dualar bunlar. Evet. Şimdi belki daimidir. Hatta denilebilir ki sebebi hilkati alemin birisi de duadır. Alemin yaratılış sebebinin birisi de duadır. Yani kainatın hilkatinden sonra, yaratılışından sonra başta nevi beşer, onun başında alem-i İslam ve onun başında Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzam olan duası bir sebebi hilkati alemdir. Yani izah ediyor şimdi. Halik alem, istikballe o zatı, yani Peygamber Efendimiz'i nevi beşer namına belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye, bir masrahiyet-i esma-i ilahiye isteyecek bilmiş. O gelecek duayı kabul etmiş, kainatı halk etmiş. Hani şimdi o şeyden, kâmetten sonraki dua var ya, evet. Üstad ne diyor onu Haşr Risalesi'nde? Ver ya Rabbena, ver. O ne istiyorsa ver. Biz de onu istiyoruz. Şimdi o dua Peygamber Efendimiz'in duasına bir amiri daimi hükmünde oluyor. Yani işte onun için biz o dua ediyoruz. Yani Peygamber Efendimiz bizim için ne istemişse ver, biz de onu istiyoruz. Biz de onu istiyoruz. İşte bakın Esma-i İlahi isteyecek, bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş ve kainatı halk etmiş. Madem duanın bu derece azim ehemmiyeti ve vüsatı vardır, hiç mümkün müdür ki 1350 senede her vakitte nevi beşerden 300 milyon cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan had ve hesaba gelmez mübarek zatlar bir ittifak zat-ı Muhammed-i Aleyhisselatü Vesselam hakkında rahmet-i uzma-i ilahiye ve saadet-i ebediye ve husul-i maksud için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihette mümkün müdür ki o dualar reddedilsin? Şöyle bir daha okuyalım. 1350 senede her vakitte nevi beşerden 300 milyon. Şimdi 1,5 milyar diyoruz değil mi Müslümanlar? Evet. 300 milyon cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan had ve hesaba gelmez mübarek zatlar bir ittifak, yani ittifakla Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında rahmet-i uzma-i ilahiye ve saadet-i ebediye ve husul-i maksud için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihetle mümkün müdür ki o dualar reddedilsin? Madem bu kadar külliye ve vüs'at, yani genişlik, ya, vüs'at ve devam kesmedip lisan-ı istidat ve ihtiyacı fıtri derecesine gelmiş. Elbette o zatı Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki bütün okul, bütün akıllar toplansa, bir akıl olsalar o makamın hakikatını tamamen ihata edemezler. Allah Allah. Şimdi demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki bütün akıllar toplansa, bir akıl olsalar o makamın hakikatını tamamen ihata edemezler. Demiş ki Sevvan isminde bir sahabi ticarete gitmiş. Birkaç ay sonra dönmüş ticarete. Peygamber Efendimiz'i çok özlemiş. Bir deri bir kemik kalmış böyle çok hasret şeymiş yani sarsmış. Demiş ki ya Resulallah cennette eğer Cenab-ı Hak lütfederse mutlaka senin makamınla bizim makamımız çok farklı olacak. Belli de değil.
peki nasıl bu hasretimizi gidereceğiz, tatmin edeceğiz? Diyor ki, sevdan, nasıl duydun? Men ahabbe ma'ah, el mer'u ma'ah. Ha, el mer'u ma'ah men ahabbe. Evet, şimdi sevdan, merak etme, cennette dost dostuyla beraber kalacaktır. Ala sururun mütekabilin denen cennet iskendelerinde insanlar oturup dünya hatıralarını yad edeceklermiş. Fakat buna cennet bahsinde üstad bir açıklık getiriyor. Diyor ki, şimdi siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a arz ettiğiniz zaman o makama gideceksiniz. İzin var. Ama o makamdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı istifadeyi ne yapabileceksiniz? Yapmanız mümkün değil. Ama bir lezzet alacaksınız diyor. Yani insan mesela bazı yemekler vardır, dünyanın en güzel yemeğidir, damağınıza uygun olmadığı için, alışmadığınız için ona hiç lezzet almasın, onu boş verirsin. Ha şu bulgur pilavı var mı almış olalım, ondan yiyelim filan. Başım, o gibi yani. Şimdi, tabii, bak buna da üstadımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu âli makam ve derecatını ifade ediyor. Diyor ki bütün akıllar toplansa, bir akıl olsalar, o makamın hakikatını tamamiyle ihata edemezler. Ya işte sünnet, sünnete ittiba eden, demin adetini ibadete çevirir. Bütün ömrü sevaplar ve semeralar olabilir. Sünneti terk eden dinini terk eder. Yani sünnet senin itibarın kıymeti burada. Ya. İşte ey Müslüman, senin ruz-u mahşerde böyle bir şefiğin var. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Resulullah'a ittiba edilecek, değil mi? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونَ يُحْبُدْكُمُ اللّٰهِ. Şimdi hayata geçmek ve geçirmek diye bir bahis var ya, işte biz bunları okuyoruz ama tabii ne kadar hayata geçirebiliyoruz tabii. Burada yoğunlaşmak lazım diyor. Bunu yaşamak yani. Bir fiil yaşamak. Yani başkalarına da bunu göstermek. Dellallık, ilancılık, tebliğ vazifesi işte bu. Öyle değil mi? Yani yaşadığınız için insanlar sizin yüzünüze baktığı zaman Allah hatırlıyor. Değil mi? Diyorsun bak bu yüzde yalan yok. Sahabeler için öyle dememişler mi? Evet. Senin için niye söylemesin ben? Senin için de söyleyebilirler. Ama insan tabii liyakat kesmelerse olur. Evet. Senin ruz-u mahşerde böyle bir şefiğin var. Bu şefiğin şefaatini kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Peki Hacı Kasım sen bugün evden çıkınca buraya gelirken Ayet-ül Kürsi'yi unutmadın değil mi? Okurken yolda. Hı? Sünnet değil mi? Abi sabah en okudum da akşam şimdisi. Bak şimdi okuma. Yolcularımız çoktu. He? Dedim mutlaka hocalardan birisi okumuştu dedim. Bak, arabada hoca var mı? O temsil. O okurdu kesin. Şimdi, bak şimdi yola çıktığınız zaman bir abdest olacak. Bak bu sünnet. İki, bak bir de Ayet-ül Kürsi okumak lazım. Değil mi? Ayet-ül Kürsi okumak. Öyle değil mi hocam? Yanlış söylemiyorum değil mi? Ondan sonra, eğer desem, madem o Habibullah'tır, işte hatırlatmak lazım yani değil mi? Mesela madem buraya mesela arabalarla geliyor, arkadaşla geliyor falan. Yani bu tip böyle kaideleri birbirimize ne yapmamız lazım? Hatırlatmamız lazımdır diyor. Evet, madem o Habibullah'tır, bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyacı var? Kim bana bir salavat-ı şerife getirirse, kabirde nutkun iade edilir, ona aynıyla mukabele edilmiş. Ve cuma günü o salavatlar arz edilmiş genel olarak. Cuma günü hasreten bunu şey haline getirmek lazımmış. Yani bir adet, yani girdi, zaman. Bu Hacı Said Akkümadı, nereye gitmiş? Girdi sonra kayıp mı oldu? Burada. Ya şöyle göstersene kendini. Az kalsın suizan edecektim, çekip bitmedi. Evet, madem Habibullah'tır, bu kadar selavat ve duaya ne ihtiyacı var? Ben bir menakıp okumuştum da, bir adam çok borçlanmış, çok sıkıntısı varmış. 70 tane altına ihtiyacı varmış şiddetle. Peygamber Efendimiz rüyasında görmüş. İstanbul Cerrahpaşa semtinde Hekim Ali Paşa diye orada külliyesi, camisinde, içinde, harika bir külliye var.
Onanın banisi, sahibi, mimarı bir zata demiş ki ona git, o parayı sana o versin ve de ki demiş, her cuma getirdiğin selavat-ı şerifeyi bu cuma unuttuğunu söyle ona demiş. Her cuma getiriyoruz ama bunu söyle ki o anlasın ki hani buraya sadıktır yani şey olsun. Gitmiş, efendim demiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sana selamı var demiş. Böyle kalkmış ve aleyküm selam oturmuş. Ya bir daha söyle, kimden selam getirmiştin? Bir daha söyletmiş. Ondan sonra 10 defa tekrar ettirmiş. Adam da demiş herhalde bu paşa niyet yok, bizi safsaklıyor böyle. Vereceği falan yok. Demiş ki sabırlı olsaydın sabaha kadar bu selamı tekrar ettirecektim. Bütün mal varlığımı sana tasarruf edecektim. Fakat al demiş 700 altın. 70 yerine 700 altın demiş buna. Nasıl insanlar demişler. Yani bu ümmette de büyük insanlar zuhur etmiş. Ya Allah'ın işte bunlar, bu da bir lütfu yani. Yani bir çırpıda adam bir selama 70 altın veriyor yani. Yani işte, o selama veren de Resulullah'tan geliyor. O selama veriyor. Ya işte vermiş efendim. O selam da Resulullah'tan geliyor. Tabii ona vermiş yani. E şimdi adam zekat veriyor. Vallahi anlatmışlardı. Şimdi Hacı Fatih karılmasın bana. Açtı mı? Adam bir tenike zekata mükellefmiş. Bir tenike vermesi gerekiyormuş. Altın. Yani bir tenike altın. Yani demek ki 40 tenike altını varmış. Bir tenike. Koymuş altınları altına. Üstüne de buğdayla kaplanmış. Bir fukarayı çağırmış. Gel buraya demiş. Bir tenike buğdayı kaç buraya demiş. Söylemiş oldu o günün parasıyla. Al sana 10 misli para demiş. Vermiş. Adamı göndermiş. Ve zekat verdiğini düşünüyor adam. Bunu onlar söylüyorlardı o zaman. Oranın meşhur bir zengini. Yani böyle insanlar da var işte. Bakın kaybediyor. Öbürü kazanmış. Bu kaybediyor. Melekler de onu öyle yapmasınlar. He? Aa sen üzerinde bir üst üzerinde alacaksın. El cevap. O zat aleyhissalatü vesselam umum ümmetinin saadetiyle alakadar bütün efrad-ı ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedardır. Her bir nevi musibetleriyle endişedardır. Her bir nevi musibet. Bak burası da çok önemli. Şimdi Kastamonu'daki üstadın talebesi Mehmet Feyzan felç olmuştu bir ara. Sonra bir abiye demiş ki ben o, yani o abiden dinledim. Demiş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istindar ettim. Yakazatan geldi, benim felç olan azâ ve cihazatı nesretti, şifa buldum demiş. Şimdi şeye bakın yani, ihlâsa ve samimiyete bak yani. Ya. Evet, demek ki musibetleriyle de endişedardır. Yani ümmetin başına gelen musibetlerle de endişe ediyor. İşte kendi hakkında meratibi saadet, saadet mertebeleri ve kemalat hadsiz olmakla beraber hadsiz efrad-ı ümmetinin hadsiz bir zamanda hadsiz enva-i saadetlerini hararetle arzu eden, hadsiz enva-i şekaletlerinden müteessir olan bir zat elbette hadsiz salavat, dua ve rahmete layıktır ve muhtaçtır. Şu cümleyi bir daha tekrar edeyim. İşte kendi hakkında merati bir saadet ve kemalat hadsiz olmakla beraber hadsiz efrad-ı ümmetinin ümmetinden hadsiz fertlerin hadsiz bir zamanda enva-ı saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz enva-ı şekavetlerinden müteessir olan bir zat. Hadsiz enva-ı şekavetlerinden müteessir olan bir zat elbette hadsiz salavat ve dua ve rahmete layıktır ve muhtaçtır. Bir zat varmış Yusuf isminden Ankara'da. Bu zat böyle bu yeni ezana çok bozulmuş. Yani adam camide nerede olursa olsun elinde kalkıyor böyle müezzinden önce böyle Arapça ezan okuyor falan. Her defasında da gidip dehşetli böyle karakolda dayak yiyormuş. İşte o hatırada anlatıyor diyor ki ne zaman diyor, o dayağı yiyordum, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyamda görüyordum diyor. Yani her sopayın içinde. Şimdi Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Yusuf demiş, Hafız Yusuf, ben senden çok memnunum.
bu tanrıdır beni çok dehşetli söylemiş. Yani şimdi o Van'da Hamit Kural Kanal vardı. Orada Özatlı bir hoca vardı çok meşhur. Ya dedi Hamit dedi, ezan okumayı bilmiyorlar dedi. Niye hocam dedi, Elif'in üstünde hemze var ya, Allahu Ekber diyorlar, Hakk'ı Allahu Ekber demeleri lazım filan dedi. Hamit abi de böyle çok espiritüel, zeki bir insandı. Dedi ki hocam dedi, senin okudu, seni Tanrı olduk diye okuduğun ezanlar ne olacaktı, bu nereye gidecek? Ya öyle mahcup oldu ki, yani sen şimdi bu adamın hemze Elif'i yani tam telaffuz etmediğinden söz ediyorum. Ya sen Tanrı olduk dedi diye okudun bunu ya, Tanrı olduk. Dedi sen hele çok rüzgarlı bir tövbe yani. Ama çok mahcup oldu. Hak ediyorlar şimdi, bazıları da hak ediyor bunu yani. Bir de gelip hani kaçınıyor diyorlar ya, affedersiniz de kaçınıyor, adam illa cevabını alacak. Olay bu şey de çok tehlikeli. Bu ayrı okumak, bir layık yaparsa kafir olur. Allah diyor. Allah derse. Burada evet. İstifam var. Evet. İstifam var diyor. Hani Allah Allah bilir değil midir? Bana geliyor. Onu Allah Allah ifade etmek zorunda. Ama bilerek yaparsa değil mi? Ya ya bilerek. Bilerek. Allah ama bilerek olsa inşallah. İşte inşallah bekliyor. Yani bilir sadece. Eğer desen bazen hati olacak işler için dua edilir. Mesela Yusuf ve Küsuf namazı. Yani daire güneş tutulmasın. Hem bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir. El cevap. Başka sözlerde izah edildiği gibi dua bir ibadettir. Dua bir ibadettir. At kendi aczini ve fakrını dua ile ilan eder. Tabi bu sıfatlar, bu noksan sıfatlar bize ne için verilmiş? Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini, kudretini değil mi? Yani tanımak için bize verilmiş. Aczini bilen bir insan ya kadir diyecek. Fakrını bilen bir insan ya gani diye nasıl olur, elini açıp yalvaracak, dua edecek. Zahiri maksatlar ise o duanın ve o ibadat-ı duayenin vakitleridir. Hakiki faideleri değil. İbadetin faidesi ahirete bakar. Dünyevi maksatlar hasıl olmazsa o dua kabul olmadı denilmez. Belki daha duanın vakti bitmedi denilir. Hem hiç mümkün müdür ki bütün ehli imanın bütün zamanlarda mütemadiyen kemal-i hulus yani ihlas ile ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadeti ebediye onlara verilmesin. Saadeti ebediye. Ey insan, fani, kısa, faidesiz ömrünüzü baki, uzun, faideli, meyvedar yapmak ister misiniz? İstemek insaniyetin iktizasıdır. O zaman bu ömrümüzü diyoruz da vaki, hakikinin yoluna sarf etmez. Yani, hakikaten bir cümlesi bir insanı celbetmek için yeter. Ama bilemiyorum ben bu insanlardan bir çözülme, bozulma oldu. Bizde mi bir noksaniyet var? Hakikaten şu derslere yeterli ilgi ve alakayı şey demiyoruz. Temin ve tesis edemiyoruz. Bizde bir eksiklik var gibi geliyor. Önce kendimizi tabii sorgulamamız gerekiyor. Mesela ben bakıyorum kas nedir? Bu hürriyette falan böyle bir ne var orası dolsun yani göremedim ben. Dışarıdan misafirler geliyor. Ben onlar telafi ediyorlar. Mesela Mehmet Aslan profesör o barla iş anında yukarı ya diyor aşağısı olan yetmiyor dedi. Yukarı yaptık ben yine yukarısı daha öyle diyor. Aman baktım bizim gibi diyor. Yani emek veriyor. Meyvesini de görmek istiyor. Tabi rıza ila yeter diyeceksiniz ama bunu adam bir yerden müşahede de etmek istiyor yani. Müşahede de aynı bir nimet yani öyle değil mi? Yani bizim bu fukara semtlerinde medreseler iyi yani doluyor. Bu zengin semtleri çok gaflet içerisinde. Erikli'de doluyor, burada dolmuyor. Aslında bizim bu beş evlerdeki nurcular hiç geçerli not alacak gibi değiller. Yani Allah böyle muhafaza etsin. Erikli'de Murat kapıya yazı asıyor diyor ki ders salonu dolmuştur başka dersine buyur. O geri gönderiyor fazlalıkları, alışılır mı? Ben ona şahit oldum ya, gelmeyin diyor, yer yok diyor. Alışılır mı, o söylüyor. Evet. Hem hiç mümkün müdür ki, bütün ehli imanın, bütün zamanlarda mütemadiyen
kemal-i kulûs ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadet ebedi onlara verilmesin. Bütün kainatın şehadetiyle hadsiz rahmeti bulunan o kerim-i mutlak, o rahim-i mutlak, bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadet-i ebediye vücut bulmasın. Üçüncülükte, duayı kavli ihtiyarın makbuliyeti iki cihetledir. Ya aynı maklubunu verir, maklubuyla makbul olur veyahut da hayırlası verir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister, Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladı veriyor. Bizim bir pilot Ali abi vardı, iki oğlu bir kızı vardı. Çok da tabii o zaman kaza filan geçirmiş. Risale-i Nurları postanelerini almadığı zaman da o tayyariyle gittiği yerlere Risale'yi taşımış. Böyle güzel, ehli hizmet bir abiydi. Diyor ki, eve geliyorum, o yorgun ardım, kızım babacığım hoş geldin, sarılıyor. Oğlanlar öpücü gibi bakıyorlar, öyle kafam bozuluyor ki onlara, aşılama. Şimdi arkadan kız çocuklarda tabii bir şefkat, böyle bir muhabbet, bir sevgi. Ondan sonra, tamam bizim bu Anadolu insanı da oğlanlar başka şey, oğlan olsun da ne olursa olsun ya, illa oğlan olsun. Çünkü böyle bir tuhaf zihniyet. Tabii bak ne diyor üstad? Mesela biri kendini bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi kız evladı veriyor. Sonunda da kızlara muhtaç oluyor, onlar ona bakıyor. Öbürlere bakmıyor. Gelin kabul etmiyoruz, anlıyor musun? Diyor ki, bana diyor, kusura bakma, gelinin istemiyor seni. Nereye gideceksin? Şey, huzur evine. Huzur evine. Rahmetli Demirci Hoca da o huzur evin tabirinden çok rahatsız oluyor. Ne demek huzur evine? Orada huzur mu? Anlıyor musun? Yani şimdi ihtiyar düşün. 10 tane ihtiyarı bir odada oturttuklarını düşün. Hepsi ayrı meşrebi, mizacı insanı, sinirler, keman dedi. Azıcık ileri gitti, sonra oradan ayağa kalkıyor. Aslında mı? Orası huzur evi olur mu ya? Darül Aceze en güzeldir. Efendim? Darül Aceze. Ha, Darül Aceze en güzeldir yani ya, öyle. Duası kabul olmadı denilmez. Daha evla bir surette kabul edildi denilir. Biz bir gün İstanbul'da bir kiralık evi arıyorduk, bulduk neyse diye, temizlemek için gittim. Dört parmak tozu olmuş ev. Bir hanım sürttü bezi, zemini bulamadı köşedeyi. Böyle şey olmuş ki, katlanmış. Kapıcı geldi dedi ki, burada dedi, iki ihtiyar zat vardı. Bir doktor, bir mühendis oğlu vardı, o buraya kapattılar onu dedi. Sonra öldüler bu iki karı koca. Üç gün sonra kokusu apartmana yayınca biz kapıyı kırdık, onları çağırdık, öyle alıp götürdüler dedi. Birisi dedi o köşede öldü, ölmüş dedi, birisi bu köşede ölmüş dedi. Kapıcı. Yani böyle el ele tutuşup da ölememişler yani böyle sahip. Biri orada, birisi onu dedi ben bunu öyle bir evde oturmam farklı dedim dedi filan şimdi. Yani bunların hayali benim gözümün önünde dedi filan. Deyince, şimdi bak düşünün, doktor şey, yani insan oraya korsun da hiç yoksa bir de hizmetçi tut bari ya. Bak birisi mühendis, birisi doktor. Öyle değil mi? Yani bir ücretli kadın tut, baksınlar onlara yani. Bu kadar merhametsiz insanlar. Evet, duası kabul olmadı denilmez. Daha evla bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder, duası ahiret için kabul olunur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa bir surette kabul edildi denilir. Ve hakeza Cenab-ı Hak hakimdir. Biz ondan isteriz, o da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta tabibin hikmetini ittiham etmeler. Hasta bal ister, tabib hazık sıkma için sulfata verir. Sulfata yürüyor musun? Kimin? Ve acı bir ilaçtı dersin. Allah böyle gözümün. Böyle dağıtırlardı. Böyle bütün köylere falan. Kağıdın içine bir iki tane böyle bırakıp işte ev sahibi kaç kişi varsa o sıtma hastalığına tutulan adamlar bunu verdi. Ama nasıl zehir gibi bir ilaçtı hala gözümün önünde. Evet. Tabii beni dinlemedi denilmez. Belki ahu fizarımı dinledi, işitti, cevap da verdi. Maksudumun iyisini yerine getirdi. Dördüncülükte duanın en güzel, en latif, en leziz,
en hazır meyvesi odur, şudur ki, dua eden adam bilir ki birisi var, onun sesini dinler. Birisi var, onun sesini dinler. Ya Rabbi demiş, bu anda bir köylü dua etmiş. Ya Rabbi, sen benim ne istediğimi biliyorsun, ben bana söyletme demiş. Bana ver demiş yani. Evet. Patrosu bizde hale gitmiş. Patrosu yanındadır. Gitmiş böyle Kabe'nin karşısına durmuş. Kürtçe demiş, bu da düzvanı hasvatiyesi. Allah sen bize Hasone'ye gelmiş. Aslında ben bir şey anlatamıyorum demiş. Evet. Dua eden adam bilir ki birisi var. Onun sesini dinler. Derdine derman yetiştirir. Ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil. Bir kerim zat var, ona bakar, ünsiyet eder. Bir kerim zat, yani mükrim, ikram edici, ihsan edici bir zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyacını yerine getirebilir. Bu onun hadsiz düşmanlarını def edebilir bir zatın huzurunda, kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp elhamdülillahi rabbil alemin der. Beşinci cümle, dua ubudiyetin ruhudur. Dua ubudiyetin ruhudur. Çay Cemil abi anlatmıştı da Kastamonu'da üstad demişti, şu saat gel benim kapımı aç, sobamı yak diye ona tembih etmiş. O da o gün saatine bakmış, böyle yıldızlara bakmış, fecir zamanı geldi diye gitmiş üstadın kapısını açmış. Üstadın cübbesi düşmüş sırtından, böyle eli havada, gideyim mi, kalayım mı, gideyim, tereddüt geçirmiş. Saatine bakmış o sıra, tam 45 dakika eli havada, daha önceki benim değil, yani daha önceki doğan benim değil. O girdikten sonra 45 dakika, Esra'nın yüzüne çalmış, demiş ki, emin, çok yanlış yaptın, çok hata ettin. Allah'a kasem ederim ki bu dakika melaikeler de gelse onları da kabul etmez. Ondan sonra çok müteessir olmuş. Neyse özür dilemiş üstaktan. Bakın cübbesini bile o soğuk kış gününde böyle düzeltmeye, yani eli var mı? Yani bütün yık. O Gümüşhane'li Ahmet Ziyaeddin Hazretleri varmış, çok meşhur bir zat. Mevlana Halid-i Bağdat'ın 80 halifesi varmış. Onlardan bir tanesi bu zaten. İstanbul Defterdarlığı'nın yeri onunmuş. Orayı yıkmışlar o dönemin idarecileri. Defterdarlık yapmış. Arabanın dergahını yıkmışlar. Dergahlanmış oldu. O zaten dergah. Ondan sonra 15-20 bin ciltlik böyle kitap varmış. O Mecmuatül Ahsap ve Evrat diye 3 ciltlik 1500 sayfa bir dua kitabını onun oğlu Profesör Uğur Derman'dan istetmiş üstad. 15 binde bir hat bekliyormuş. Orada 12 tarikatın evradı varmış. Ben demiş 12 tarikatı ders verebilirim. Ve onu ezber etmiş. O şimdi duayı bakın öyle bende de o bir içeri var da o dua kitabım. Ya öyle acı bir kitap hakikaten insan yani oku bir derya gibi. Üstad Hazretleri sabah namazından 4 saat önce kalkar. Tam sabah namazına kadar 4 saat bütün evladı, eskâr, neyse işte ne okuması gerekiyorsa okur, ondan sonra namaza kalkarmış. Yani 4 saat önce kalkarmış. Yani şimdi kaloriferli dairede tabii biz 1 saat önce tabii kalkamıyoruz. Üstadın o zamanki içinde bulunduğu ağır şartları düşünmek lazım. Ne dehşetli an lazım. Sobası yok, odun yok, su yok, su yok falan. Tabii çok sıkıntılı bir dönemdir. Evet. Dua ubudiyetin ruhudur. Halis bir imanın neticesidir. Halis bir iman. Çünkü dua eden adam duasıyla gösteriyor ki bütün kainata hükmeden birisi var ki en küçük işlerine ıttılağı var. Ve bilir. En uzak maksatlarını yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi işitir.
öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerimi de ondan bekliyorum. Ondan istiyorum. İşte duanın verdiği halis tevhidin genişliğine gösterdiği nur-i imanın halalet ve safiliğine bak. Kulma ya deyin hüküm Rabbi lella duakum. Ve gâle Rabbüküm ud'uni estecil lekum. Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Sen bize bu lisanı vermiş istiyoruz. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Sana dehalet ediyorum. Senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden, masiyetin vahşi şeklinden Ya Rabbi sana sığınıyorum. Bak, bize bu kabiliyet vermiş. Öyleyse istediğimizde verecek değil mi? Eğer dünyada neticesi görmezse ahirette görmez.